Zaman gazetesini bir bitireyim. Şunun işini bitireyim ben bir. Sonra mesajlara bakacağım. Ondan sonra bir yorumlayalım bakalım neler oluyor, neler oluyor. Bu arada da benim muhabirlerim patır 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 yazıyorlar bana. Ve devam ediyoruz. Profesörü Osman Kaşıkçı da gene darbe mahkemesi, bu suç ceza mahkemeleri için yorumuna devam etmiş. Bir hakime olağanüstü yetkiler verip süper hakim oluşturmak hukuk devletini ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüstür demiş. Hukukun normal işleyişine bir müdahale söz konusu. Suç ceza hakimleri 2014 yılı istiklal mahkemeleri gibi diye de yazılar devam ediyor. Usulsüz soruşturma yapan savcılar HSK'ya şikayet edilmiş. Merhum Çeçen liderin eşi Leyla Ünlü de bir açıklama yapmış. Demiş ki eşim MİT takibindeyken öldürüldü. 301 kişiye mezar olan maden ocağı sahibine teslim edilmiş. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin ölümle sonuçlanan facianın meydana geldiği madende bilirkişi incelemesi tamamlandı. Ocak işletmeci şirkete teslim edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ardından yangının devam etmesi sebebiyle ağzı duvarla örülen madene girilememişti. İnceleme heyetinde yer alan Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız basın toplantısında izlenimlerini anlatmış efendim, bilginize sunulur. Ve Hanife Turan bir Hüsniye Hanım, İstanbul'da birçok yere eş zamanlı operasyonlar yapılmış diyor. Cadı avı ile ilgili son bilgileri de bizlerle paylaşıyor. Seviyorum sizi ya. Ve bir İmam Hatip haberi daha sizlerle paylaşıyorum. AKP sosyal tesis yapacağız diyerek askerin elinden aldığı binaya İmam Hatip tabelası astı, vatandaşlar tepki gösterdi. Havran ilçesinde yer alan jandarma kışlası 2 yıl önce boşaltıldı. Bina Havran Mal Müdürlüğü'ne devredildi. Kışlanın sosyal tesis yapılacağı söylendi. Ancak verilen sözler tutulmadı. Kışla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçti. Ardından da geçtiğimiz dönem Havran İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürüldü. Öğrenciler bahçesinde nöbet kulübesi ve askerlerin silahlarında mermi olup olmadığını kontrol ettikleri doldur boşalt istasyonunun olduğu okulda eğitime başladı. Öğrenci velisi Mehmet Yılmaz, diğer ortaokulda yer olmadığı için çocuklarımızı İmam Hatip'e vermek zorunda kaldık ama bina okul için uygun değil dedi. İşte bak, ben gene buradan kendimi parçalıyorum, iddiayla da söylüyorum. Yapılmak istenilen şey teker teker okulları İmam Hatip'e çevirmek. O kadarına bile ulaşmasalar da İmam Hatip'ten çıkarılan zihniyetleri çoğaltmak, aramızda dolaştırmak, yaymak. İşte toplum baskısıydı, fikirsel baskıydı, manevi baskıydı. Kötü niyetli miyim? Yo, değilim. Öyle olmasa niye İmam Hatipler bu kadar çoğaltılıyor ki? Neden İmam Hatip kadroları bu kadar ihtiyaca yönelik dağıtılıyor ki? Niye bu kadar çok İmam Hatip talebi var? Hep sonra hepsi mezun olup imam olmuyorlarsa niye imam okuyorlar ki? Niye okuyorlar? Siz düşünsenize. Ben 6 yıllık doktor tıp okuyacağım. Ama doktor olmayacağım. Adama sen deli misin derler be. 6 yıl okuyacaksın, doktor olmayacaksan ne işin var orada? Ben hukuk okuyacağım ama avukat olmayacağım. Oldu canım, başka böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Sözcü gazetesine bakalım. Filistin Gazze bahane, işler şahane. Tayyip'in oğlu Bilal 75 milyon liraya ilk gemisini almış. Ama arkadaş, ben bilemedim. Biri 35 milyar diyor, biri 75 milyon diyor. Bir karar verin artık. Yine 12'den vurdu. Türkiye Okçular Vakfı yönetiminde olan Bilal iş dünyasında hızla büyüyor. Aa, bak burada ne yazıyor? Kürt petrolü İsrail'e taşımaya uygun diyor. Bilal Erdoğan'ın gemisi Mescid Aslanov bir ay önce İstanbul Tuzla'da denize indirildi. Gemiyi satan Mübariz Masimov'un babasının adını taşıyor. Bilal'in gemisi Kuzey Irak'tan çıkan Kürt petrolünü İsrail'e taşımaya uygun nitelikte. Zaten ağabeyi Burak'ın gemilerinde İsrail'e mal taşıdığı ileri sürülüyordu. Bunlar iddiadan ibaret. Sözcü gazetesinin iddiasından ibaret. Ben belgelenmeyen hiçbir şeyi net olarak söyleyemem. Ben demin fikir yürütmüştüm. Acaba bundan olabilir mi? Hani kaynak hazır. Şimdi düşünsenize siz. Ne oluyor? Tavuklar itlaf ediliyor. Yani kuşlar. Kuş gribinden dolayı, o zaman yumurta, o evet bu iş buraya olabilir. Ne oluyor? Pat diye o iş başlıyor. Yani önce sebep oluşturuluyor ve tatlı son vuslat. İşte önce sebep, tatlı son vuslat. Benim aklıma bu geldi. Sözcüğünün de niyeti kötü. Kötü niyetli bunlar ya. Vallahi billah. Erdoğan'ın para sıfırlama tapesi ve Türkiye vatanından küçük oğlu da tıpkı ağabeyi Burak gibi kendi filosunu kuruyor. Hayırlarını görsünler. Allah içlerine sindire sindire yedirmeyi nasip etsin inşallah diyoruz. İnşallah.
CHP'li vekiller Gazze'ye gidiyor, AKP'li vekiller ise sadece konuşuyor. Arkadaş bak, yanlış bilgi vermeyin lütfen. CHP'li vekiller Gazze'ye gitmek için bakanlığa müracaat ettiler. Yani AKP'li vekilleri farklı göstermek için yanlış bilgi vererek lütfen halkı yanıltmayın. Henüz müracaat edildi. İnsan Hakları Komisyonu da bakanlığa müracaat edildi. Bakalım bakanlıktan ne karar çıkacak? Ha, gitmeyi arzu ediyorlar, gitmek istiyorlar ve müracaat ediyorlar. Doğru cümle. Ama gidiyorlar, yok. Yanlış. Millet Tayyip'e yardım için böyle kuyruğa girdi. Burası Gaziantep. Başbakan Erdoğan banka hesabına para yatırmak için bekledi. Ona inananlar yardım yapmak için banka şubelerine koştu. Gaziantep'ten Eskişehir'e birçok şehirde yardım kuyrukları oluştu. Bu arada ben hatırlatayım size, bu yardımların Cumhurbaşkanlığı seçim süreci bittikten sonra geri kalan kısmı Merkez Bankası'na devredilmek zorunda. Takibini de yapın bunun. Haram sofrasına oturmak Alevilere asla yakışmaz. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Erdoğan'ın dünkü iftar davetini başlıktaki bu sözlerle geri çevirmiş. Bunu da sizlerle paylaşmıştım. Vatan gazetesine bakıyoruz. Ay, gözlerinin yüzü gözü kan içinde bir evlat, çocuk da Gazze'deki gene. Vefa Hastanesi'ni hedef alarak kullanılmaz hale getiren İsrail tankları dün de El Aksa Şehitleri Hastanesi'ni vurdu. Üçüncü kata atılan top mermisi yangın çıkardı. İsrail'in iddiası da şu: İsrail'de Hamas füzelerini hastanelerde sakladığına dair iddiada bulunuyor. İddiası ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun, sivillerin bulunduğu, çocukların bulunduğu, hastaların bulunduğu böyle yerler vurulamaz. Başbakana forma verilmiş. Erdoğan Kakır sonra Dünya Kupası'na giden Cüneyt Çakır'ı kabul etti. Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de katıldığı görüşmede Çakır Brezilya maçının formasını hediye etmiş. Ve başka habere bakıyorum. Çakmak gazı hepsini yaktı ya. Evet, bu çok kötü. Kırklareli'nde bir apartmanın bodrum katına giren 6 liseli gençler arasında hızla yayılan çakmak gazından koklamak istedi. Bu sırada patlama oldu. Vücudunda ağır yanık olan aile KM İstanbul'a sevk edildi. Bodrum'dan 17 baş boş çakmak gazı tüpü çıktı. Gençler size ne oluyor ya? Gençler size ne oluyor? Nasıl bir arayış içerisindesiniz? Aileler lütfen, özellikle anneler, çocuklarınızdan haberiniz var mı? Arkadaşlarından haberiniz var mı? Takip ediyor musunuz? Bakın, iş dünyasında olmak ayrı bir şey. Maalesef. Maalesef annelerin iş dünyasına katılıyor olması, ekonomik zorluklar, bizzat çalışıyor olmak zorunluluğu çocukların üzerinde hakimiyet ve kontrol yeteneğini kaybettirdi. Ailelerin çökme sebebinin büyük sebebi de budur. Yani anne evde çok önemli. Annenin kontrolü, annenin haberdarlığı, annenin yönlendirmesi, annenin çocuk ve baba arasındaki diyaloğu sağlaması çok önemli. Oysa ki kadınların mecburen ekonomik hayata katılmak zorunda olması, sabahtan akşama kadar dışarıda olmuş olması, geldikten sonra da işlerle uğraşıp yorgun uyuması maalesef çocuklarla olan diyaloğu kopma noktasına getiriyor. Boşlukta ve yalnızlıkta olan çocukların kimlerle arkadaş olduğu, kimlerle ne yaptığı, ne tür kötülüklere bulaştığı maalesef anne babaların haberdarlığı içerisinde değil. Tekrar söylüyorum, benim oğlumun, benim kızımın hiçbir şeyi yok, asla öyle yapmaz diye sakın ha sizi ve çocuklarınızı büyük bir yanılgıya sürükleyecek o ifadeden kaçının. Böyle bir şey yok, yapmaz diye bir şey yok. Bir kere o çocuk, boşlukları olabilir, mutsuzlukları olabilir, kanı deli akar. Bir kereden bir şey olmaz diye bulaşa olabilir. Olma ihtimalini siz sıfırlayın. Olmaz diye kesip atmayın. Arkadaşlarını, çevresini, yaptıklarını, nereye gittiğini düşün bir gün peşine ya. Bir gün sabahtan akşama kadar peşine düşün. Sonra çocuğunuzu sen nasıl böyle bir şey diye başlamayın. Suç sizde olacaktır. Emin olun, suç sizde olacaktır. Çünkü o çocuk sizin ellerinize, sizin tecrübenize, size emanet dünyaya geliyor. Ta ki olgunlaşıp muhakeme kararı yerine gelene kadar. Yani sorumluluk sizde. Dönüp kendinizi bir arayın bakalım diye buradan söylüyorum. Bak, ben gene uyarıyorum. Bayrama bilet yokmuş efendim. Bayramda 345 firma 8500 otobüse 1 milyon yolcu taşıyacak ama biletler bitmiş. Bu da şuradan yola çıkarak şöyle söyleyelim. Lütfen bayramda yollarda dikkat edin.
Ekmelettin İhsanoğlu, Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmeye hakkı var diyor. Güvenlik Konseyi'nin kilidini açamayacağınıza göre sırf nutuk atarak meseleyi sırt üstü bırakmak değil, çare bulmak lazım demiş. Selami Aydemir'in gönderdiği mesajı okumak istiyorum. Günaydın uyan Türkiye, uyuyanları uyaran, haksızlıklar karşısında boyun eğmeyen, sözünü esirgemeyen, özünü kaybetmeyen, ana gibi ana yurdu koruyan, kollayan halkın sesi, mert, dürüst, yürekli, güzel insan Hüsniye Can günaydın. Aman Selami Can, yani bir idim cümleyi okumaya başladığımda bin oldum, bittiğinde Allah razı olsun onur duydum. Şili ve Venezuela elçileri kovuyor, ekonomik yaptırım uygulayacağız diyor. Evet, bütün ekonomik bağlantıları kesiyorlar. Bizim bakanımız da onları kınıyor. Gücünüz ne ki diyor. Beddua daha güçlüymüş. Ülkede, ülkece beddua edelim. Yarına kalmaz İsrail falan diyor. Bebekler ikiye ayrılır. İngiltere'de doğan çocuk, Orta Doğu'da ölen çocuk. İlkine dünya tutkun, ikincisine yeryüzü suskun. Çağrımı Pir Sultan Abdal'ın çığlığıyla noktalıyorum. Kaldılar müftüler fetva yazarsa, işte kement işte boynum asarsa, işte hançer işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Toplumun vicdani olanlara karşı vicdansızlık yapmaya en büyük adaletsizliktir diyor. Arkadaşlar rica ediyorum. Ali Akkan'ın istediği diğer türküyü bulamadıysanız bugün programımızı sözde ben bir insan olmaya geldimle bitirelim ki oradan bir gönderi yapalım. Okey midir? Tamam, ne güzel anlaşıyoruz. Okey dedi. Cumhuriyet gazetesi ilaç değil roketmiş. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetin insani yardım taşıyor dediği Adana'daki tırların tutanaklarını açıkladı. Ve açıklanan bu belgelerde silahların Esenboğa'da yabancı uyruklu bir uçaktan tırlara yüklendiğini ve kolilerin üzerinde Arapça yazı olduğunu açıklayan Tezcan, sevkiyata MIT'in aracılık ettiğini savunmuş. Tırları Reyhanlı sınırından bizzat MIT elemanlarının Suriye'ye geçirip El-Kaide ve IŞİD'e teslim ettiğini belirten Tezcan, o silahlar şimdi vatandaşlarımıza döndü diyor. Ve CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serin de Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı olan Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD ablukası altında olduğunu da söylemiş. Hatırlarsınız o dönemlerde yardım gönderiyoruz demişti İHA. Ama öyle olmadığını zaten biz biliyorduk. Bu arada Bosna'da olan sel felaketinden sonra da Başbakan çıktığı yaptığı konuşmada oraya gönderilen 1500 battaniyeden tutun 200 bin kum torbasına kadar ve nakdi yardıma kadar tek tek kalem kalem açıklamıştı. O dönem sizlerle paylaşıp demiştim ki neden onları açıklıyorsunuz da bunları açıklamıyorsunuz? Neden bunlar devlet sırrı oluyor? Ve Türkmenlere giden bayır bucak Yayladağ sınırından tam karşısındaki Bayırbucak Türkmen köyüne gittiği iddia edilen yardımların neden Yayladağ sınırından değil de 100 kilometre ötedeki Cilvegözü sınır kapısından çıktığında merak ettiğimi söylemiştim. Düşünsenize iki yer karşı karşıya ama siz 100 kilometre öteden fantezi olsun diye gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz falan. Yer misiniz? Yemezsiniz. Yemiyoruz artık. Hiçbir şey yemiyoruz. Alevilerden red. Seçim öncesi Başbakan Erdoğan'ın iftar sofrasında boy göstermediler biraz evvel bu konuyu nalına mıhına vurarak bir güzel işledik zaten. Dedik ki yani artık hani bir şey denmiyor, söyleniyor ama yapılan bir şey yok diye de söyledik. Ve ne olmuş? Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan bazı Alevi kanaat önderleriyle dün akşam düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara önde gelen Alevi örgütlerinin temsilcileri katılmadı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Fevzi Gümüş, AKP'nin 12 yıllık iktidarında Aleviler lehine tek bir ciddi adım atılmadığını söylemiş. Bu yüzden de katılmıyoruz dedi. Diğer gazetelerde de zaten bunun haberi var idi. İhsanoğlu'nun açıklarsam ayıp olur haberi gene Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış. Bugün gazetesine bakıyoruz. Kenevir üretimi batıya yayılıyor. Emniyetin uyuşturucu raporuna göre İzmir, Sakarya ve Samsun'da kenevir ekimi yapılan tarlaların sayısı da hızla artıyor. Evet, bu gerçekten batıya, doğudaydı, Güneydoğu Anadolu'daydı. Hızla yayılıyor. Uyuşturucu o kadar masum bir hale geldi ki Bodrum falan gibi tatil yerlerinde villa sahipleri olanların arka bahçelerinde bile artık yetiştirilir oldu mu bazı uyuşturucu? Bilmem. Olur mu acaba?
istihbaratı alır almaz acaba yakılan tarlaların bazılarında bunlar olmuş olabilir mi? Ben sorarım, benim adım Hüsniye Kaya. Hele bir göz atın derim. Havada cemaate operasyon kokusu var. Yakup Saygılı ardından Twitter fenomeni Fuat Avni de gündem değiştirmek için hizmete yönelik operasyon kararı alındığını yazdı. Bazı emniyet mensuplarının gazetecilere yarın sabah erken gelin operasyon var dedildiği öğrenildi. Biz de açılışımızı bu haberle yaptık. Evet, Fuat Avni biliyorsunuz AKP içindeki olayları herkesten önce düşürüyor sosyal paylaşım sitelerine. Yarın sabah operasyon vardı. İşte bu sabah operasyon gerçekleşti. 22 ilde sabah şafak operasyonu gibi çok farklı operasyonlar, çok yönlü operasyonlar başlatıldı. Gezi bir soruşturmada İstanbul'da açılmış. Hukuksuz soruşturma HSK'ya şikayet edilmiş. Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında gazete manşetlerindeki iftiralar ve çeşitli tarihlerdeki suç duyuruları nedeniyle 8 ay önce İstanbul'da hukuksuz şekilde gizli bir soruşturma başlatıldı, ortaya çıkmış. Zaten bu hukuksuz deliller, asılsız ihbarlar, bunları rezilliğini zaten Ergenekon ve Balyoz döneminde de biz görmüş idik. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu politika Türkiye'ye acı ve gözyaşı getirir demişti. Orzoğlu Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı vermiş olduğu geçenlerdeki iftarda çok güzel bir cümle kullanmıştı. O benim aklıma takıldı. Diyor ki, önce gözyaşı ve alın teri dökerseniz sonrasında kan dökülmez. Ama önce kan dökerseniz sonra gözyaşı dökülür diye çok dokunaklı bir laf söylemiş idi. Yani biz önce alın teri, birlik beraberlik adına gözyaşı dökelim ki sonra ağlamayalım demiş. Emin Varol vaktimiz geldi. Emin Bey günaydın. Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugün Salı. Başbakanın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşacağı bir video vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet doğru hatırlıyorum. Bugün grup toplantısında neler olacak? Dedikodu var mı? Henüz dedikodu yok. O konuda çok gizlilik hakim. Bugün dediğiniz gibi önce AK Partisi grubu toplanacak saat 11.15'te ama genellikle bu 45 dakika sarkıyor. Sayın Başbakan 12'ye doğru geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bugün sadece iki grup var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri AK Parti grubu. AK Parti grubundan hemen sonra da Cumhuriyet Halk Partisi grubu toplanacak. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiğiniz videoyu izlemiş olacak ve izledikten sonra da cevabını vermiş olacak. O konuda grup toplantısının saati Cumhuriyet Halk Partisi için bir avantaj oluyor. Evet, bugün iki liderin belki de son grup toplantıları, yani seçimler öncesindeki son grup toplantıları. Artık ikisi de zaten sahadalar ama grupları tamamlayacaklar. Milletvekilleri de hafta sonuna kadar çalışacak. Sonra seçim bölgelerine gidecekler. Evet, dediğim gibi AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu videodan söz etti. Geçtiğimiz haftaki grup toplantısında ne göstereceği bilinmiyor, ne söyleyeceği bilinmiyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile ilgili. Tabii bu bir misilleme olacak çünkü 17 Aralık'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grup toplantılarında sesli, görüntülü videoları paylaşmıştı. Buna çok sinirlenmişti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Hatta cesaretli bir savcı arayıp bu konuda soruşturma açılmasını bile istemişti. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle ilgili nasıl bir video paylaşacak? Bugün saat 12 civarında bunu yaşayacağız. Öte yandan Ankara'nın gündeminde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de var. Abdullah Gül bugün Malatya'ya gidecek. Suriyeli sığınmacılarla Beydağı konteyner kentinde iftar yapacak sığınmacılarla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu grup toplantısının hemen arkasından Muğla'ya gidecek ve Muğla'da iftara katılacak. Cumhurbaşkanı adaylarımızdan Ekmelettin İhsanoğlu bugün İzmir'de olacak. Atatürk Müzesi'nde bir basın toplantısı yapacak. İzmir'deki gazete temsilcileri, gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Ankara'da bakanların çeşitli programları var. Ankara dışınlara dağılmış durumdalar. Emin Bey, ben bir şey sormak istiyorum. Bu arada ben bir de terliyorum, kendimle savaşıyorum. Dün Akit Gazetesi'nin o sorduğu basın toplantısında siz de vardınız değil mi?
Vardım, evet, oradaydım. Vardınız. Ben taraflı olarak böyle herhangi yanlış yorumlayarak haberi vermek istemiyorum. Sizden de teyit almak istiyorum. Gerçekten Yeni Akit gazetesi ters köşe yapmak mı istedi? Orada çanak bir soru mu sordu? Evet. Siz ne diyorsunuz? Evet, bu klasik bir sorudur. Ekmek fiyatını sormak veya cebinde kaç para var demek liderlere, işte cebine elini atıp 3 kuruş 5 kuruş çıkarırsa, bu klasik bir gazeteci sorusudur. Benim gazetecilik yaşantımda bu tür sorular çok soruldu. Başbakan'a Tabii, sorarlar mı? Başbakan'a sorarlar mı bu soruyu? Tabii, bu sürekli sorulan bir şey. Yani habersiz kalan, ondan sonra gazeteci arkadaşları veya bir değişik bir cevap arayan gazeteciler zaman zaman bunları Yok ekmek... yok, başkalarına demiyorum. Başbakan'a ekmek kaç lira diye sorarlar Tabii mı? sorulur. Sorulur sorulur mu? ama bu başbakana sorulmaz. Ben işte onu söylüyorum. Yani bu başbakana, Hüsniye Hanım, dün ben akşam Alevi kanaat önderlerinin yemeğindeydim. Ondan sonra, daha doğrusu, yemeği bahçede izledim ve çok uzun yıllar başbakanlık muhabirliği yaptım ama bu başbakanın izlemeye ilk defa gittim. Yani Ulus semti, Atatürk heykelinden Gençlik Parkı'na kadar yollar kesiliyor. Ben hem sürekli basın kartım olduğu halde, hem parlamento muhabiri kartım olduğu halde o bariyerleri geçmekte zorlandım. Bariyerleri geçtim. Nereye gittim? Ankara Palas'ın arka tarafında bir yer, küçücük bir yere tecrit edilmiş gazeteci arkadaşlar. Dedim ki, burada niye bekliyorsunuz? Başbakan önden girip çıkıyor. Almıyorlar abi. Peki burada ne yapıyorsunuz? Burada sadece muhabir kameranın önüne geçiyor, anons yapıyor. Dedim, başbakanı görmüyorsunuz, giren çıkanı görmüyorsunuz. Size bir basın veya bir hükümet sözcüsü veya ne bileyim işte bir başbakanlık basın sözcüsü gelip bilgi vermiyor. Burada abi, dedi, sen biliyorsun, 10-13 yıldır biz böyle çalışıyoruz dedi. Hatta kameramanın biri dedi ki, ilk yıllarında dedi başbakanın dedi, biz dedi çekiyorduk, televizyon yayınlıyordu. Bir süre sonra biz çektik, televizyon yayınlamamaya başladı. O bir süre sonra da şimdi de dedi, ne çekiyoruz ne de yayınlıyor dedi. Başbakanın kendi orada kamera ekibi kurmuş, canlı yayın aracı var. O içeride görüntüyü veriyor, siz için dışarıda görüntü falan alamıyorsunuz. Yani inanılmaz bir şey var. O nedenle bu başbakanlık valileri başbakana bu ekmek sorusunu veya cebinde kaç para var sorusunu sorabileceklerini zannetmiyorum. Dün de aşağı yukarı ilk soruydu o soru. Akit muhabiri arkadaşımız veya Ankara temsilcisi arkadaşımız bunu bir ekmek kelimesi de Ekmelettin İhsanoğlu'nun propaganda kelimesi olduğu için oradan hareket ederek, acaba ekmek propaganda, ekmek propagandası yaparken de ekmeğin fiyatını biliyor musunuz şeklinde hazırlıklıydı. Ekmelettin İhsanoğlu, onun danışmanları bunu tahmin etmişler gazeteci arkadaşlar. Hayır ama abi, şu o, var, ona zamanda söylemiş. Ama maksatlıydı çocuğun sorusu. Yani ekmek fiyatını bilmedi diye manşet atacaktı. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Ben Ekmelettin İhsanoğlu'nun hazırlık olsun diye bildiğini değil. Çünkü görüyoruz resimlerde eşi ve kendisi bizzat alışverişe çıkıyorlar. Yani zaten evet, ben bildiğini düşünüyorum. Hayır, biliyordur da sonra danışmanlar da söylemiştir. Tabii. 60 kuruş 1 lira şeklinde. Ama çocuğun, yani o meslektaşımızın sorusu maksatlıydı. Kasıt onu manşet değil, yapmak istedi. Eğer bilemeseydi bir eksi puan alacaktı Ekmelettin Bey. Zaten o soruya verdiği cevabı da beğenmedi. Hiç hoşuna gitmedi arkadaşın. Çünkü bilmişti Ekmelettin Bey. Onun üzerine de Ekmelettin Bey dedi ki, yani eğer beğenmiyorsa cevap istediğini yazarsın. Çünkü siz bu konuda alışkınsınız dedi. Evet. Öyle bir diyalog oldu ama hemen arkasından Ekmelettin Bey'in sakladığı bir sır, Hüsniye Hanım, gerçekten benim hala çok merakıma mucit gibi, artık merak ediyorum. Başbakan hakkında dedi, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, evet, ve Orta Doğu'daki devlet adamlarının söylediklerini ben burada size açıklasam ayıp olur dedi. Yani bir devlet adamı hüviyetinde, bir diplomat hüviyetinde bunları açıklamadı. Ben basın müşavirine, ben soruyordum az daha. Yani seçimlere 20 gün kalmış, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için yarışıyorsunuz. Önünüze böyle bir fırsat çıkmış, size bu soru sorulmuş. Siz
söylemem diyorsunuz. Acaba Abbas'ı başbakan hakkında neler dedi? Hakikaten ben orada çok merak ettim ama rica ettiler, sorma, sorarsan da söylemez. Yani şey olsa, seçimleri kaybedeceğini bilse böyle bir şeyi söylemez. O onda sırdır. İki devlet adamı arasında yapılan görüşmeleri ifşa etmez Ekmelettin İhsanoğlu. Peki, peki aynı şıklığı karşı taraftan görür müydük acaba? Ama işte onun üzerine söyledi Hüsnü Hanım. Biliyorsunuz Başbakan dün onu eleştirdi. Devlet Başkanı Abbas'la görüşmesinde demiş ki Ekmelettin İhsanoğlu'na bu beratı nasıl verdiniz, bu nişanı niye verdiniz demiş. O da demiş ki her bürokrata biz bunu görevinin sonunda verirdik. İşte sıradan bir berat anlamında bir şey söylemiş herhalde. Başbakan da bunu kamuoyuna ifşa ediyor. O soru soruldu Ekberettin Bey'e. Abbas böyle böyle demiş başbakana. Bunu da açıkladı başbakan. Acaba siz başbakanla ilgili ne diyeceksiniz dedi. Onun üzerine İhsanoğlu bütün bunları söyledi. Yani başbakan hakkında Abbas'ın söylediklerini burada açıklarsam çok ayıp olur. Neler söylediğini ben biliyorum ve bunları açıklamıyorum şeklinde bir ifade kullandı. Yani bu tartışmalar böyle gidecek ama Ekmelettin İhsanoğlu devlet adamlığı veya nezaketinden bir şey kaybetmeden herhalde bu yarışı götürecek gibi görünüyor. Ankara'da bugün biliyorsunuz yas ilan edildi Filistin nedeniyle. Evet. Dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra Bülent Arınç bu konuda açıklama yapıldı ve bu sabahtan itibaren 3 günlük yas ilan edildi Hüsnü Hanım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Emin Varol paylaşımlar için. Efendim bugün de Uyan Türkiye'nin sonuna geldik. Uyandınız mı? Uyandırabildik mi? Tabii ki uyandınız. Çok şey kattık birbirimize, paylaştık, aldık, verdik. Birazcık çoğaldık. Şimdi aldıklarımızı, verdiklerimizi başkalarına aktarma zamanı. Şimdi neyle veda ediyoruz? Sözde ben bir insan olmaya geldim. Tam bugünlere yakışır bir türküyle veda ediyoruz. Ama yarın sabah benle buluşana kadar kendinize mükemmel bakın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.
son.